İstanbul Hepimizin girişimlerinin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Maria Vasilaku. Vasilaku, Kasım 2010'dan Haziran 2019'a kadar Viyana Belediye Başkan Yardımcısı ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında kentsel gelişim, ulaşım, iklim krizi, enerji planlaması ve katılımcı yönetişim konularından sorumlu İcra Konseyi üyesi olarak görev yaptı. Bugün Vasilaku, Urban Consulting şirketinin CEO'su ve Avrupa Komisyonu'nda iklim krizi konusunda danışman olarak görev yapıyor. Ms. Vasilaku, welcome to our program. Hello and thank you for inviting me. My pleasure. So, Viyana 2023 yılının en yaşanabilir şehri seçilmişti. Fakat bunun yanı sıra son 10 yılda tam 8 kez en yaşanabilir şehir seçildi. Sizin görevde bulunduğunuz döneme baktığımda Viyana'nın bu en yaşanabilir şehri olmasında önemli bir rol oynadığınızı görüyorum. Bu yüzden öncelikle tebrikler. Sizinle bugün bu başarının kaynağını konuşmak istiyorum. Viyana bu başarıyı nasıl sağladı ve Viyana dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olmasını sağlayan faktörler sizce nelerdi? That, you know, getting to the top. Açıkçası bu salt benim başarım değil. Bunun temeli 100 yıl önce atıldı. Bu konuda dürüst olmam gerekirse bu başarının merkezinde Viyana'nın sosyal konut programı olduğunu düşünüyorum. Viyana'da sosyal konutun 100 yıllık tarihi ve geleneği var. Ve bu dünyanın en iddialı sosyal konut programıdır. Esasında sosyal konut çalışmalarının 20. yüzyılın 20'li yıllarının başında başladığını söyleyebilirim. O zamanlar Viyana ciddi bir konut kriziyle karşı karşıyaydı. Hatta konut değil de evsizler krizi demek belki daha doğru olur. Düşünebiliyor musunuz? Kriz öylesine ileri gitmişti ki insanlar yataklarını paylaşmak zorunda kalmıştı. Ve maalesef ki bugün Londra ve Paris'te buna benzer konut krizi yaşanıyor. Esasında Viyana'daki ilk sosyal demokrat hükümet 20'li yılların başında bu sorunu çözme kararı aldı ve çok büyük bir işe girişti. 16 yıl içinde 60 binden fazla konut birimi yaratan bir program başlattılar. Bu hayal bile edilemeyecek, inanılmaz bir girişimdi. Avusturya Cumhuriyeti ve Viyana şehri ikinci bir projeye girişti. Bu proje kapsamında sosyal konut kooperatiflerinin inşa ettiği ve bugüne kadar sahibi oldukları konut birimleri Viyana Belediyesi tarafından sübvanse ediliyor. İnanın sayılar gerçekten çok etkileyici. Bakın bugün Viyana nüfusunun %62'si belediyeye ait olan ya da belediye tarafından sübvanse edilen sosyal konut birimlerinde yaşıyor. Bu da Viyana'nın en uygun fiyatlı konutların olduğu şehir anlamına geliyor. Sosyal konut inşaatları her yıl Viyana'daki tüm konut inşaatlarının yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Avrupa'nın diğer bölgelerinde orta sınıfın kiralayacağı 1000 euro Viyanalıların cebinde kalıyor. Bunu da ihtiyaç ve isteklerini harcayarak yerel ekonomiye katkı veriyorlar. Bu sayede Viyana çok kaliteli konutların, çok kaliteli günlük yaşamın ve aynı zamanda çok sağlam bir yerel ekonominin olduğu bir şehir. Ve bence Viyana'yı zirveye taşıyan ana nedenlerden biri de bu. And I think that this is one of the main reasons that took us to the top. Bu çok etkileyici. Fakat belediye bunu yani maddi olarak nasıl karşılıyor? Well, the city invests nowadays. Viyana şu anda konut bütçesi için yarım milyar eurodan fazla yatırım yapıyor. Avusturya Federasyonu hükümeti tüm çalışanların geliri üzerinden %1'lik bir vergi topluyor ve bunu eyaletlere dağıtıyor. Viyana'ya bu vergiden yılda 270 milyon euro geliyor. Kalanını belediye kendi bütçesinden tamamlıyor. Tabii bu sayede 100 yıl boyunca devam edecek uygun fiyatlı konut programımız var diyebilirim. Affordable housing program for 100 years. Bu bahsettiğiniz %1'lik ulusal bir vergi.
Peki bu konut programı da ulusal bir program mı yoksa sadece Viyana'da mı uygulanıyor? It's national. Bu ulusal bir program. Ancak Avusturya'da parayı nasıl harcayacaklarına eyalet yöneticileri karar veriyor. Viyana bunun her kuruşunu konut için kullanıyor. Whereas Vienna uses every cent of it for housing. Bu oldukça pahalı bir program. Viyana bunu nasıl karşılıyor? So we have a municipal budget of approximately 15 Bakın, billion euro. Viyana'nın yıllık bütçesi yaklaşık 15 milyar euro. Sonuçta bu bir öncelik meselesi. Uygun fiyatlı konutlar, ki ben yüksek kaliteli, harika, güzel konutlardan bahsediyorum şu an. Bu uygun fiyatlı konutlar şehrin tarihi geleneği ve siyasi DNA'sının bir parçası. Bu konut programı gerçekten zengin olanlar dışında Viyana'da yaşayan hemen hemen herkesi kapsıyor. Dolayısıyla bu kimseyi aşağılamayan bir konut modeli. Bir vatandaşın maddi gücü yine de kirayı karşılamaya yetmiyorsa belediye bireysel hibeyle destek veriyor. Sosyal konutlarda uygulanan yanlış bir yaklaşım var. O da konutları kişinin ödeyebileceği kiraya göre inşa etmek. Yani vatandaş yoksulsa kalitesiz konut inşa ediliyor veya bunun tersi konut inşa etmek zengin olmanın bir yolu gibi. Viyana Belediyesi konuya farklı yaklaşıyor. Serbest piyasada konut için ödenen fiyatın yarısı inşaat maliyetidir, diğer yarısı da şirket kar payıdır. Sosyal konut kiralarını sınırlı tutabilmek için inşaatların karını sınırlı tutuyor. Bunun için ihaleler kar amacı gütmeyen veya sınırlı kar sağlayan şirketlere veriliyor. Kiralar da gerçek inşaat maliyetlerine göre düzenleniyor. Bu sayede vatandaş yüksek kaliteli konutlarda oturuyor ve serbest piyasada ödeyeceği fiyatın yarısı, hatta yarı fiyatından daha az bile ödüyor. Bir vatandaşın maddi gücü yine de kirayı karşılamaya yetmiyorsa, işte burada belediye bireysel Supported hibeyle individually destek by a veriyor. grant by the city so that they can afford their rent. Ya, İstanbul'da konut resmen bir yatırım aracı haline geldi. Hatta diğer ülkelerden gelip burada ev satın alanlara bir de Türk vatandaşlığı veriliyor. Yani açıkçası konut artık büyük bir çoğunluk için anlamayacak düzeye geldi. Yani hatta çoğu kiralar bile ödenemeyecek durumda. Bu bizimle paylaştığınız bu Viyana modeli çok etkileyici ama merak ediyorum. Emlak şirketleriyle belediye arasında gerginlik olmuyor mu? Bu kar odaklı şirketler belediyenin bu programına karşı çıkmıyor mu? No, actually we don't have attention. Hayır, bu konuda bir gerginlik yaşamıyoruz. Tam tersine, sınırlı kar sağlayan şirketler ile serbest piyasa şirketler arasında çok iyi bir işbirliği var. İşte şu şekilde yeni kentsel kota yarattığımızda inşa edilecek konutların üçte ikisi sınırlı karla çalışan şirketlere veriliyor. Diğer üçte biri serbest piyasa şirketleri tarafından inşa ediliyor. Ve aralarında o kadar verimli bir işbirliği gelişiyor ki. Örneğin serbest piyasa şirketleri sınırlı karla çalışan bir şube açıyor ve sosyal konut yapımına dahil oluyor. Diğer yandan tarihsel olarak sınırlı karla çalışan şirketler de serbest piyasa şubeleri açıyor ve yüksek karlı konut yapımından pay alıyor. Sonuç olarak hangi binaların serbest piyasa, hangilerinin sosyal konut olduğunu asla anlayamazsınız. Çünkü hepsi aynı firmalar tarafından yapılmış aşağı yukarı aynı kalite konutlar. Dediğim gibi bu 100 yıllık bir geleneğin sonucu. Benim bugünkü mesajım şu. Bu model dünyanın diğer bölgelerine de aktarılabilir. Sadece onların gerçeklerine, geleneklerine uyarlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu her konu için geçerli. Ancak bunun arkasındaki işletme modeli her yerde Something. geçerlidir. But the business case behind it is transferable. Peki arazinin sahibi kim? Arazi kime ait? Thank you for this wonderful question, okay? Bu harika soru için teşekkür ederim öncelikle. Bu soru ancak uygun fiyatlı konutun ne olduğunu bilen biri tarafından sorulabilir. Arazi bazen Viyana şehrinin mülkiyetinde olabiliyor. Bazı arazilerde rezerv biriktiren sınırlı karlı şirketlerin mülkiyetinde
Bazıları ise ulusal devlete ait şirket ve kuruluşların mülkiyetinde. Bu durumda konu belediye ve araziden sorumlu bakanlık arasında müzakere meselesidir. Ve devlet tabii ki büyük kar sağlama peşinde olmuyor. Bazı araziler özel mülkiyetin ve bu durumda genellikle konuta dönüştürülecek bir tarım arazisi söz konusudur. Arazi fiyatları son yıllarda yükselişe geçti ve bununla başa çıkabilmek için belediye yeni bir imar kategorisi geliştirdi. Bu aşağı yukarı şu anlama geliyor. 150'den fazla konut inşa etmeyi planladığınızda bunun 3'te 2'sinin sosyal konut olması gerekiyor. Ve sosyal konutun inşa edileceği alanlarda çok sıkı bir arazi fiyat sınırı var. Yani bu arazi fiyatlarını dolaylı olarak kontrol etmenin de bir yolu. Ve itiraf etmeliyim ki son derece radikal bir çözüm. Ancak yine dünyanın diğer bölgelerinde daha az radikal bir şekilde aktarılabilir bir çözüm. Mesela bir yandan arazi fiyatlarını kontrol etmek için çözüm üretiyor. Diğer yandan konut için ihtiyaç yani inşaatının %50'sinin veya %30'unun sınırlı kar sağlayan şirketler tarafından inşa edildiği ve belediye tarafından sübvanse edildiği bir sistem nasıl yaratılır sorusunu akla getiriyor. And subsidized by the city or the national state. Bu sosyal konut konusu gerçekten çok ilginç. Evet, şimdi de Viyana'yı çok yaşanabilir bir şehir yapan diğer faktörlere geçelim. So I would bring 3 to 4 very briefly. Kısaca 3-4 nedene değineceğim. Bunlardan ilki 1970'li yıllarda belediyenin toplu taşıma yatırımına öncelik vermesiydi. Bu sayede Viyana, bu büyüklükte bir şehrin en yoğun ulaşım sistemlerinden birine sahip. İkinci sebep ise Viyana'nın en yürünebilir şehirlerden biri olmasıdır. Bunu nasıl iyileştirdiğimizi daha sonra inceleyebiliriz. Ancak 90'ların ortasına 2010'a kadar tüm kaldırımların engelliler için erişebilir olması sağlandı. Bugün kaldırımların hepsi herkes tarafından rahatça kullanılıyor. Örneğin tekerlekli sandalyedeki yaşlılar olsun, pusette bebeği olan kadınlar olsun. Yani şehrimiz gerçekten yürünebilir. Üçüncü neden ise buranın çok yeşil bir şehir olması. Viyana kişi başına en yüksek yeşil alan yüzdesine sahip şehirlerden biri. Dördüncü nedeni ise burası tarihi boyunca bir kültür şehri oldu. Burası sadece yazın sıcak zamanlarda açık hava festivallerinin yapıldığı bir yer değil. Kışın 204 tiyatromuz var, müzikoller, konser salonlarımız var. Bazen delirmenin eşiğinde sürekli parti yapan bir şehir burası. Ve burada kültür ekonomik olarak herkes için erişilebilir. Bu arada çocuklarımız da en az %98'e anaokuluna gidiyor ve anaokullarımız ücretsiz. Bence bu da çok önemli bir gösterge. Mercer'in yaşanabilir şehir değerlendirmesinde kullandığı göstergeler arasında siyasi istikrar, demokrasi, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, istikrarlı yatırıma erişim gibi konular da var. Tabii bu göstergeler belediyeden ziyade ulusal politikalarla ilgili ama biz burada şehir üzerine konuşuyoruz. İşte bu yüzden ben de yürünebilirlik, yeşillendirme, yeni şehirlerde yani şehirlerde günlük yaşam kalitesini etkileyen konulara odaklanıyorum. Yürünebilirlikten bahsettiniz. Viyana'da ulaşım türlerinin dökümü nedir biliyor musunuz? Public transport. 2010'dan bu yana toplu taşıma kullanımı hızla %33'ten %39'a yükseldi. Öte yandan özel araç kullanımı %33'ten 27'ye düştü. Pandemi bazı kaymaları da beraberinde getirdi tabii ki. Ve sistemin tekrar istikrara kavuşması için hala biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yürüme oranı %30. Bisiklete binme oranımız da işte %4,5'tan 9'a çıktı. %9'a çıktı. Daha önce de belirtmiştim. Viyana dünyanın en yoğun toplu taşıma ağlarından birine sahip. 2010 yılında ulaşım ücretlerini ucuzlatmak için yıllık bilet uygulamasına geçtik. 365 euroya yıllık bilet alıp günde 1 euro karşılığında istediğiniz sıklıkta istediğiniz toplu taşıma aracını kullanarak istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Go wherever you want to, as often as you want to. Bu 365 euroluk bilet herkes için geçerli mi?
No, the students and the pupils have. Hayır, öğrencilere ve emekliler için bu bilet daha da ucuz. 1 milyondan fazla insan bu bileti kullanıyor. Bu uygulama sayesinde iki gelişme oldu. Yıllık bilet sahibi sayısı araç sahibi sayısını geçti. Bu çok önemli bir gelişme. Diğer gelişme ise belediyenin bir yerden bir yere nasıl gideceğim sorusu üzerine düşünmesi oldu. Bu da ulaşıma nasıl desem yaklaşımda bir değişiklik yarattı. Toplu taşıma altyapılarına büyük bir yatırım yapılmasına da yol açtı. Bugün Viyana'da en yaygın ulaşım türü toplu taşıma kullanımı çünkü ucuz, rahat, sık ve çok hızlı. Yani bu sayede günlük yolculuk sayılarında büyük ve hızlı bir artış oldu. Kendi arabanızı almaktan çok daha hızlıdır diyebilirim. Belediye bisiklet altyapısına yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapmaya karar verdi ve devam ediyor. Toplu taşıma ağı ile entegre edilen yoğun bir bisiklet ağı geliştirdi. Buna bir de yüksek kaliteli kamusal alan eklediğinizde insana vay be dedirten büyük bir başarı elde edildi. Has led to this wow. Şehrin çok yeşil olduğunu söylediniz. Peki bu konut politikalarıyla mı bağlantılı yoksa tamamıyla başka bir konu mu, başka politikaların sonucu mu? Partially it's linked to it. Kısmen bağlantılı ama bunun birkaç tarihi nedeni var. Eski Avusturya Macar İmparatorluğu'nun parkları Viyana halkına verildi. Zamanında imparator eski avlanma yerlerini Viyana halkına günlük kullanım için bağışlamıştı. Şehrin merkezindeki bu parklar Viyana halkı tarafından hatta Viyana'ya gelen herkesin de bildiği çok sevilen yerler artık. Belediye şehrin etrafında bir yeşil kuşak oluşturma kararı aldı. Var olan yeşil alanlar Viyana ormanına bağlanarak başladı bu. Boşlukların olduğu yerde belediye ağaçlandırmalar yapıyor ve yeşil adalar için şehir içinde akan bir yeşil nehir gibi yani bizim bu Green Belt dediğimiz yeşil alan dediğimiz bulvarlarla birbirine bağlıyor. Böylece her Viyanalı en fazla 300 metre yürüyerek bir yeşil alana erişim sağlayacak diye söyleyebilirim. Bundan böyle yeni mahalleler tasarlanırken merkezinde erişebilir büyük bir yeşil alanlar, bu arada en az 7 hektarlık bir alan düşünülüyor. Bu mahalleleri karma kullanım olarak düzenliyoruz ve mahallelerde yoğun toplu taşıma ağı olduğundan özel araç kullanımına da gerek duyulmayacağını bekliyoruz. Geçmişteki hatalara baktığımızda yeni mahalle planlarken önce binaların sokaklara yerleştirildiğini görüyoruz. Artık kalan alanlar kamusal alan oluyor maalesef. Sonra da bu alanların ihtiyacı vatandaşların isteğini neden karşılayamadığı soruluyor. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Önce açık alanları planlıyoruz. Araba odaklı mahalleler yerine çocukların sokakta oynadığı, insanların yürüdüğü, açık hava yaşamının keyfini çıkardığı mahalleler tasarlıyoruz. And this will create a lively neighborhood. Viyana'nın nasıl bu kadar yaşanabilir hale geldiğini konuştuk. Peki şimdi nasıl oluyor da zirvedeki yerini koruyor? Bir de bunu irdeleyelim. Bir de bunu konuşalım istiyorum. Vienna is a place of public transport. Viyana'da toplu taşımanın uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve yoğun bir ağın olması ve şehrin yürünebilir olması önemli. Kamusal alanların iyileştirilmesine yatırım yapmaya devam etmesi de önemli bence. Akıllı şehir stratejimizde önemli bir cümle var. Viyana herkes için maksimum yaşam kalitesine sahip bir şehir olmalı. Pek tabii bu da sosyal açıdan son derece kapsayıcı olmak anlamına geliyor. Bunu sürekli yenilik yaparak, mümkün olduğunca az kaynak tüketerek yapmak istiyoruz. Ve bunu sadece yeni teknolojiye bağlamıyoruz. Aynı zamanda stratejimizi, yönetişim biçimimizi sürekli yenilemek anlamına geliyor. Actually, constantly innovating our approaches, strategies, etc. Siz katılımcı yönetişimden sorumlu icra konseyi üyesi görevini de yürüttünüz. Siz burada İstanbul'da konuşurken ilginç bir ifade kullandınız. Leading by enabling.
Vatandaşın katılımına olanak vererek liderlik yapmak. Kötü bir çeviri oldu sanırım. Katılımcı yönetişim Viyana'nın yaşanabilir olmasına nasıl katkı sağlıyor? First of all, I think that leadership has to do with Her şeyden önce liderliğin hangi yöne ilerlemek istediğini bilmek ve nasıl bir şehir olmak istediğinize dair oldukça somut bir vizyona sahip olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum bu konunun. Ben Viyana'nın çocukları için iyi bir şehir olmasını istediğimi söyledim. Çünkü çocuklar için iyi bir şehir hepimiz için iyidir. Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Özgürce oynasınlar, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüsünler, doğa yürüyüşleri yapsınlar ve bunları şehrimizin kalbinde, insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerin tam kalbinde sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şehirler yaşamın olduğu yerler olmalı. Açık havada hayatın tadını da çıkartabildiği yerler olmalı. Ekonomik açıdan da erişebilir olması gerekiyor. Çünkü insanların yararlanamayacağı güzel yerler sağlamanın ne faydası var? Çocuklar için iyi bir şehir olmamızı istediğimi söyledim. Çünkü çocuklar için iyi olan bir şehir hepimiz için iyidir. İkinci olarak da elbette uygun fiyat. Çünkü insanların yaşamaya gücünün yetmediği yerlerde güzel yerler sunmanın ne faydası var diye düşünüyorum. Bir diğeri de vatandaşları etkinleştirmek, işte yerel toplulukları harekete geçirmeniz ve bu değişimin bir parçası olabilmeleri için onları desteklemeniz anlamına geliyor. Viyana'da 2 milyon kişiyiz. İstanbul'un küçük bir mahallesi kadarız Allah aşkına. Peki İstanbul gibi devasa bir şehir nasıl dönüştürülebilir? Bunu yapmanın tek yolu mahalle düzeyinde çalışmak ve yerel toplumunuzu harekete geçirmektir diyebilirim. Bu yüzden Viyana'da bunu nasıl yaptığımızı sizle paylaşmak istiyorum. İlk olarak kentsel tasarım ve gelişim süreçlerinde vatandaş katılımı için kılavuz çizgiler içeren bir master plan hazırladık. Bu belediye meclisinin vatandaşların sürece ne zaman ve nasıl dahil edileceğini açıkça ortaya koyan standartları benimsediği anlamına da geliyordu. Bu da vatandaşta tabii ki de güven ortamı yaratıyordu. İkinci olarak kendi mahallesindeki küçük bir noktayı nasıl dönüştürebileceğine dair bir fikri olan herkesin şehirden küçük bir hibe ve kamusal alanı kullanmak için bir prototip sözleşme alabileceği bir topluluk programı da başlattık. Tek ön koşul herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan herkesin kullanımına açık olması ve hiçbir şey tüketmek zorunda kalmadan da aynı zamanda. Bunun ne kadar başarılı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Bu projelerden yüzlercesi hayata geçirildi ve çeşitlilikleri çok çarpıcı. And you wouldn't imagine how successful this has been. Bazı örnekler verebilir misiniz? One of my favorite projects. En sevdiğim projelerden biri mobil ağaç sokağıydı. Bunu çok seviyorum çünkü yoğun tartışmalara yol açıyordu. Bazıları ağaçları isterken diğerleri istemedi. Yaz aylarında caddeyi trafiğe kapatmayı ve büyük saksılar içinde ağaçlar getirmeyi kabul ettiler. Yaz sonunda mahalleli ağaçların kalıcı olarak dikilip dikilmeyeceğine karar verecekti çünkü. Tabii ki onları tuttular. Bir başka proje de uzun bir kahvaltıydı. Yaz aylarında cadde boyunca yaşayan insanlar pazar sabahları caddeyi trafiğe kapatacaklar. Sokağa uzun uzun masalar koyacaklar ve aşağı inip hep birlikte brunch yapacaklardı. Bunlar birkaç tane örnek diyebilirim. And brunch altogether. Bu kulağa küçük bir şey gibi geliyor ama sosyal bağların ve o aidiyet duygusunun oluşmasına yol açıyor ve mahalledeki araç trafiği akışının sorgulanmasına da yol açıyor. Bu çok ilginç. For so many different things and Çok farklı şeyler var ve görüntüler çok güzel. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Sizlere vermek istediğim son mesaj. Şehir sadece binalardan ve aralarındaki sokaklardan oluşan bir alan değildir. Kamusal bir alandır. Bu da kültür, sanat, hareketlilik, yeşillendirme ve hayatın keyif alma üzerine düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Ve çocuklar için şehir tabii ki. Muhtemelen 20 şey daha ekleyebilirsiniz, değil mi? Çünkü her insanın farklı bir yaklaşımı ve farklı bir odağı var. Ama sonuçta tüm bunları bir araya getirdiğinizde hayattan keyif aldığımız bir yere ulaşıyoruz. And enjoying life. Böyle küçük bir şehir söz konusu olduğunda
Yaşanabilirliği sağlamanın çok daha kolay olduğunu düşünüyordum. Dediğiniz gibi Viyana İstanbul'daki bazı mahallelerden daha küçük. Ancak yaşanabilirliğe mahalle düzeyinde odaklanma ve bunu mahalle mahalle geliştirme fikriniz beni yaşanabilirliğin mega şehir düzeyinde de sağlanabileceğine ikna ettiniz. Well, thank you for that and yes. Bunun için çok teşekkür ederim ve evet, cevabım gerçekten de evet. Bence bu büyüklükteki bir şehri dönüştürmek belki de eninde sonunda yerel düşünmenin bir kombinasyonudur. Ardından yerel stratejileri belediye stratejisine bağlamak ve bu her iki şekilde de işe yarayabilir. Belediye stratejilerini her zaman yerel düzey içinde anlama geldiğine çevirebilirsiniz. Ve her zaman yerel düzeyin ihtiyaçlarından başlayabilir ve bunları belediye stratejisini karşılamak için birleştirebilirsiniz. Ayrıca yerel yönetişime, mahalle yönetimine de ihtiyacınız var. İşte bu noktada vatandaş katılımı devreye girer. At the local level. Programın sonuna geliyoruz. Son bir sorum şu olsun. Viyana'nın karşı karşıya olduğu riskler sizce nelerdir? Well, in terms of risks, I think Şu anda hepimizin karşı karşıya olduğu en büyük risk enerji fiyatları ve bunun önümüzdeki yıllar içinde hangi gelişmelere neden olacağı. Hepimiz yenilebilir enerjiye geçiş yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu yapacağız. Ama bu arada ekonomimizin ne kadar zorlanacağını bilemeyiz. Viyana hala büyük ölçüde doğalgaza bağımlı. Aslında 2040 yılına kadar bu bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen bir strateji üretildi. Ama Amerika Başkanı Eisenhower'ın bir sözü var. Planlama elzemdir, vazgeçilmezdir ama aynı zamanda planların hiçbir değeri yoktur. Çünkü sonuçta onları gerçek hayata uyarlamamız gerekecek diye. Viyana'nın kendi planlarını gerçekleştirmesini ve doğalgaz bağımlılığına fiilen veda edebilmesini yürekten ümit ettiğimi söyleyebilirim. Bu ilk risk. İkinci risk ise konut konusu. Elbette ki Viyana'da yaşayan birçok insan şehrin en güzel tarihi bölgesinde bir daireye, hatta lüks bir daireye sahip olmayı ister. Bugün Viyana'da konut krizi söz konusu değil. Ancak konut sektöründe olayların gidişatına bence çok dikkat etmeliyiz. Viyana'nın karşısındaki üçüncü risk bana sorarsanız ekonomisinin turizme biraz fazla bağımlı olması. Bu risk çoğu Avrupa başkenti için de geçerli. Turizm ve hizmet sektörleri çok büyük ve bunları aynı zamanda ekonomik kırılgan sektör olarak da görmeliyiz. And that these, of course, are not exactly the most resilient parts. Perfect. Again, thank you so much, Ms. Masalagu, for making time for us. And I hope we can see you soon in Istanbul. Well, thank you. Thank you for giving me the opportunity to have such a rewarding exchange, and all good wishes to you to Istanbul. Haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.